Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği tarafından dernek yararına kahvaltı programı düzenlendi. Solmaz Baysal Öğretmen Evi'nde düzenlenen kahvaltı etkinliğini Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu İHA İnsani Yardım Vakfı Başkanı Fethi Sarımsakçı, Bolu Genç İHA Başkanı İsmail Yalçınlı, Bolu İHA Arama Kurtarma Gönüllüleri, İHA Kadın Komisyonu dernek üyeleri, hayırseverler katılım sağladı. Yapılan kahvaltı sonrası bir konuşma yapan Bolu İHA Başkanı Fethi Sarımsakçı, kahvaltı etkinliğinin asıl amacını aktardı. Tabii biz aslında pandemiden önce rutin bu kahvaltımızı senede 3-4 kere yapıyorduk. Tabii pandemi girdi, biraz ara verdik. Pandemiden sonra bu ikinci kahvaltımız. Tabii kahvaltımızın amacı dernek giderlerimizi karşılamak birinci husus, ama diğer en önemli husus ve bizim gönüllerimizin bize telkin ettiği konulardan bir tanesi ise dostlarımızla bir araya geliyoruz, burada muhabbet ediyoruz, hemhal oluyoruz. Dolayısıyla bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Genç İHA ve gönüllü kadınların el emeğiyle hazırladıkları ürünler ve gıdalar da programda satışa sunuldu. Sarımsakçı etkinlikte kurulan standta yer alan ürünlerin satışından elde edilen gelir ile ilgili de bilgi verdi. Türkiye genelinde olduğu gibi bütün illerimizde bizim genç İHA kurum birimlerimiz var. Bu kardeşlerimiz yurt dışı projelerinden bazıları bütçesine göre ya da gücüne göre proje alıp destek veriyor. Bolu'daki genç yağlı kardeşlerimiz de Makedonya'da gençlik merkeziyle alakalı bir proje aldılar. Oraya inşallah bu sene gençlik merkezinin inşaatı tamamlanıp hizmete açılacak. Bolu'daki kardeşlerimiz de bu projeye destek olmak için burada kendi imkanlarıyla, kendi özverili çalışmalarıyla yapmış oldukları ürünleri gördüğünüz standlara getirip burada elde ettikleri gelirleri Makedonya projesine aktarmak.